Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Hilal Horozoğlu, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü dolayısıyla hastalığa dikkat çekme amaçlı açıklamalar yaptı. Ben Doktor Hilal Horozoğlu, Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Klinik Sorumlusuyum. 11 Nisan Dünya Parkinson Günü olarak belirlenmiş. Yaklaşık 200 yıl kadar önce bu hastalığı tanımayan kişinin adına ithafen isimlendirilmiş. 55 yaş üstü nüfusun yaklaşık %1'inde görüldüğü çeşitli çalışmalarda gösterilmiş. Ülkemizde toplam 55 yaş üstü toplam Parkinson hastalığı sayısı yaklaşık 130 bin civarında. Ancak bunların yaklaşık yarısı tedavi alabiliyor. Kalan yarısı ne yazık ki tedavi alamıyor. Bunun sebebi aslında hem hastalığın farkındalığının az olması hem de belirtilerin aynı anlamda gözden kaçırılabilmesi. Parkinson hastalığının klasik başlangıç bulguları bütün hareketlerde yavaşlık, genel olarak vücut eklem sertliği ve titreme olabilir. Bunlar motor bulgularımız. Motor dışı da pek çok bulguyla kendini gösterebilir hastalığımız. Ancak işte bu en sık karşılaşılan 3 bulgunun çoğunlukla başka sebeplere bağlanarak göz ardı edilmesine sık sık rastlıyoruz. Hastalar örneğin hareket yavaşlamasını hissettiklerinde bunu genel yaş almaya ya da eklem bozukluklarına bağlayabiliyorlar. Bu nedenle doktora başvuru ve tanı ne yazık ki gecikmekte. Oysa ki tanı koyulduktan sonra uygun tedaviyle hastalar bağımsız yaşamlarını sürdürebilirler. Bu açıdan da farkındalığın arttırılması konusunda bir belki önderlik olur diye 11 Nisan'ı Parkinson hastalığı günü olarak kutluyoruz. Bu hastalığın çoğu zaman bütün ömür boyunca bizimle beraber olacak bir hastalık. Yani teşhis konulduğu anda tedaviye yönelik yapılacak her şey hastanın günlük yaşamını bağımsız olarak sürdürebilmesini amaçlamakta. Bu uygun tedaviyle ömür boyu son derece rahat bir şekilde hastalık seyrini sürdürebilir. Hastalarımızla biz bu konuda herhangi bir bulgusu olan kişilerin nöroloji uzmanlarına başvurarak tedavi almalarını önermekteyiz. İşte 11 Nisan'ın amacı bu farkındalığın arttırılması. Hastalık kronik seyirli bir hastalık. Ancak uygun tedaviyle hastalar bağımsız olarak yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Bu nedenle hastalığın farkındalığının arttırılması, doktora başvurunun bu yolla arttırılmasını amaçlamaktayız. Parkinson hastalığının teşhisi ve tedavisiyle dik bir yokuşun tepesinden hızla inmek yerine ılımlı eğimli bir rampada yürümek şeklinde hayatını idame ettirebilir hastalarımız. Bu nedenle erken tedavi ve farkındalık diyoruz.